Hemen hemen her ay yenisini çekmeye çalıştığım akıllı telefonlar listemin Eylül ayına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 5000 ila 10.000 TL arasındaki akıllı telefonların bu ayki favorileri hangileri sizlere bu videoda anlatıyorum. Sizler bu videoyu izlerken kanalımın 20.000 aboneye ulaşmasına da çok çok az bir süre kaldı arkadaşlar. Ancak hedefimiz 100.000 biliyorsunuz. O yüzden sizlerin desteği olmasa da bunu başarmam hiç de mümkün değil. Kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Gerçekten bu listeyi hazırlarken bu ay zorlandım çünkü akıllı telefon fiyatları geçtiğimiz aya göre inanılmaz derecede artmış. Mesela listede bulunan Galaxy M23'ün fiyatına hala inanamıyorum arkadaşlar ama ilk cihaza biz başlayalım ve devam edelim. Oppo'nun A55 isimli bir modeli var. Bu model bana sorarsanız giriş seviyesi diyebileceğim bir cihazken bu listede kendisine yer bulmuş oldu. 5000 ila 5100 TL bandındaki bu akıllı telefon içerisinde Helio G35 modeli bir işlemci bulunuyor. Yani giriş seviyesi diyebileceğim bir işlemci. 5000 mAh'lik bir pil var ve tabii ki tasarım anlamında da güncel bir tasarım diliyle bizlerle buluşuyor bu akıllı telefon. Abi listeye niye koydun diyenleriniz olabilir. Neden koyduğum çok açık ve net. Fiyatlar inanılmaz yükselmiş arkadaşlar geçtiğimiz aya göre. Hakikaten şaşırdım. Hala da şaşkınlığımı gizleyemiyorum videoyu çekerken. Gelelim ikinci sıraya. İkinci sırada Tecno Pova 3 var. Bu akıllı telefon hem tasarımı hem teknik detaylarıyla bence listedeki iyi cihazlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu cihazda şimdi teknik anlamda baktığımızda ekranın 90 Hz olduğunu, içerisinde işlemci olarak MediaTek Helio G88 modeli bir işlemci olduğunu, 7000 mAh'lik oldukça yüksek bir bataryaya sahip olduğunu ve stereo hoparlörlere sahip olduğunu görüyoruz bu akıllı telefonun. Fiyatı ise 5300 ila 5400 TL bandında değişiyor. Ve gelelim belki de bu yılın en popüler akıllı telefonlarından bir tanesi olan Samsung Galaxy M23 ki ben de bireysel kanalımı açtıktan sonra ilk sizlere anlattığım akıllı telefonlardan bir tanesiydi Galaxy M23. İşte bu akıllı telefon fiyatıyla çok iyi, rakipsiz dediğimiz 4300 TL gibi fiyatlara satın alabildiğimiz bu akıllı telefon şu anda 6500 TL olmuş arkadaşlar. Yanlış duymadınız, Galaxy M23'ün fiyatı şu sıralarda 6500 TL. Güncel piyasada ise hala alınabilir durumda bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu akıllı telefonun özellikleri neler derseniz, içerisinde Snapdragon 750 var. 5G destekli ve 120 Hz'lik bir LCD panele sahip. Genel anlamda da teknik anlamda da gayet yeterli bir cihazdı. Teknik anlamda yeterli diyorum ama o fiyat seviyesine göre yeterliydi. Şu anda da bu fiyat seviyesine göre yeterli bir duruma gelmiş. Hakikaten iş biraz daha enteresan bir hal almaya devam ediyor bu fiyatlandırma tarafında. Hemen ardından Galaxy M33'e geçmek istiyorum. Bu akıllı telefonu da sizlere incelemiş ve bu cihaz yerine bence A33'ü alın dediğimi hatırlıyorum zamanında. Ancak şimdi işler değişti arkadaşlar. Çünkü A33'ün fiyatı bambaşka bir seviyeye gitti. M33'ün fiyatı ise şu sıralarda 7000 TL. Ben bu videoyu kaydettiğim günde 7000 TL. Bu videoyu da ben 24 Eylül Cumartesi günü akşam saat 6 sularında kaydediyorum. Ne zaman yayınlarım? 1-2 gün içinde yayınlarım ama 1-2 gün içinde de her şey değişebiliyor. M33'ün M23'e göre farkı ise yine ekranların 120 Hz bir yenileme paneline sahip olması, kameralarının M23'e göre biraz daha iyi olması ve buradaki en önemli detaylardan bir tanesi aslında bu akıllı telefonun içerisinde yer alan Exynos modeli bir 5G destekli de bir işlemci var. Bu işlemci aynı zamanda A33'ün işlemcisinin aynısı oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla M33 ile M23 arasında kalıyorsanız ve bu aradaki 500 TL sizler için çok da büyük bir problem değilse bence M33'ü satın alabilirsiniz. İşte bugün satın almayın dediğimiz cihazlar fiyatlar sebebiyle şimdi satın alın dediğimiz cihazlara dönüşüyor. Ya da bundan 3 sene önce çok pahalı, bu fiyata bu cihaz alınmaz dediğimiz cihazlar şimdilerde bu listelerde kendisine yer buluyor ve satın alınabilir hale geldi diye de bizler tarafından sizlere aktarılıyor. Gelelim Xiaomi'ye. Xiaomi Redmi Note 11S bu akıllı telefon teknik anlamdaki detaylarıyla listede kendine yer buldu. Bu cihazın fiyatı ise şu sıralarda 7200-7300 TL bandında. İçerisinde Helio G96 var. Biliyorum işlemci eleştirenleriniz olabilir ancak 90 Hz'lik bir yenileme hızına sahip bir panelle geliyor bu akıllı telefon. Aynı zamanda da 108 megapiksellik bir ana kamerası var ki bu anlamda da dolu bir cihaz. 5000 mAh'lik bir bataryası var. 33 watt'lık da bir hızlı şarj desteği bulunuyor bu cihazda. Geçtiğimiz ay sizlere anlatma fırsatına eriştiğim Oppo Reno 7 tasarımı, kamerası ve teknik detaylarıyla ilgi çeken bir akıllı telefondu. O gün bile bu akıllı telefonun fiyatının bir tık daha düşük olmasının daha iyi olabileceğini söylerken şu andaki güncel piyasada bu listede kendine yer bulmayı başardı Reno 7. Çünkü hala 9000 ila 9200 TL bandında geziniyor Reno 7'nin fiyatı. Mikroskoplu bir kamerası var. Özellikle turuncu rengini gerçekten çok beğendim.
söyledim. Yani masaya koyduğunuzda ya da bir yerde bu cihazı kullandığınızda mutlaka bir ilgi odağı olabilecek bir akıllı telefon olmuş. Özellikle arka tarafında bulunan bildirim ışığı ve erişilebilirlik özellikleri, ki Oppo bunları akıllı özellikler diye adlandırıyor. Bu özelliklerle beraber bu cihazda bu listede kendine yer bulmayı başardı. Poco X4 Pro'nun 5G versiyonunu sizlere hemen anlatmak istiyorum arkadaşlar. Fiyatı 10.300 ila 10.500 TL bandında. Biliyorum 5.000-10.000 TL'lik bir listedeyiz. Ancak listeye eklemek isteyip ekleyemediğim bir akıllı telefon var. Fiyatından birazdan bahsedeceğim. Ona da değineceğiz. Poco X4 Pro ile devam edelim. 120 Hz'lik bir Super AMOLED paneli var bu akıllı telefonun ve Snapdragon 695 işlemciyle geliyor. 6 GB bir RAM'i var ve yeni nesil bir Poco tasarımıyla bizlerle buluşuyor bu cihaz. Satın alınabilir bir akıllı telefon, değerlendirebilirsiniz. Günümüz piyasasında bu listeye kesinlikle eklerim, kafadan eklenmeli diye oturduğum bilgisayarın başına, ancak kontrol ettiğimde Galaxy S20 F modelinin artık 11.000 TL bandında olduğunu da gördüm arkadaşlar. O yüzden bu listeye kendisini ne yazık ki ekleyemedim. Ancak sizlere bu tarz fiyat listelerini her zaman sunduğum gibi bir de iPhone alternatifi sunmak istiyorum. Eğer güvenilir bir yerden güvenilir bir cihaz bulabilirseniz ikinci el iPhone X ya da XS modellerine bir bakabilirsiniz. Bu akıllı telefonları da yine 7.000 ila 10.000 TL bandında bulabiliyorsunuz, ki bundan 3-4 ay önce ben sizlere bu video listelerini hazırlarken iPhone X için 5.000 lira 6.000 lira bandına bulabiliyorsunuz diyordum. Ancak gördüğünüz gibi işler değişiyor, ki ben de bazen bu videoyu çekerken, bu video için söylüyorum, şu andaki video için konuşmakta zorlandığım anlar oldu fiyatlar sebebiyle. Ben sizleri çok iyi anlıyorum. Bazen bana böyle isyan edenleriniz olabiliyor aşağıda. Ama keşke benim elimde olsa da bir şeyleri değiştirebilsem arkadaşlar. Bu ayın 5.000-10.000 TL arasındaki akıllı telefonlar listeleri bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlerin favori cihazları hangileri? Böyle benim söylemeyi unuttuğum ya da araya eklemediğim cihazlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben de sizlerin hatırı için o cihazları listeye ekledik diye belirtirim. Oradan faydalanmak isteyenler de faydalanmış olurlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.